Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber iki kare farkı özdeşleştireceğiz. Bu hem çok zevklidir hem de çok kolay bir özdeşliktir ve çok da kullanılan bir özdeşliktir. Bakalım bu iki kare farkı özdeşliği nasıl yapılıyormuş? Bakın gençler, A'nın karesi eksi B'nin karesi şu şekilde bulunur. A eksi B, parantez içinde tabii ki, çarpı A artı B. Bu kadar. Yani birinci eksi ikinci parantez içinde çarpı birinci artı ikinci. Çünkü bazen x'li y'li de verilebiliyor. Hemen örnek sorumuza başlayalım. Bu ifadenin açılımını yapın demiş bana. Ben şunu görüyorum. İki ifadede yani iki terimde de 3 var mı? 3 parantezini alayım önce. Gençler 3 ortak parantezini alıyorum daha doğrusu. Şimdi 3 yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Şöyle yapalım gençler. X kare x'in karesi 9 gençler 9y kare kimin karesi? 3y'nin karesi değil mi burası? 9y kare 3y'nin karesi değil mi? Şimdi 3'ü yine aynen yazdım. Onda değişiklik yapmadım. İki kare farkını nasıl yapıyorduk? Birinci ifade burada x, ikinci ifade 3y. Unutmayın. Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci. Bu kadar. Tamam. Bize açılımını istemişti. İsterseniz köşeli parantezi kaldırabilirsiniz. Açılımı bu şekilde. Bu zaten bizim çözümlü sorumuzdu. Şimdi aşağıdaki ifadelerin açılımlarını yazınız demiş bize. Hemen beraber inceleyelim. İki kare farkı konumuz. Zaten arada eksi olması lazım. Tamam, çok güzel de. Hocam diyeceksiniz 4 var. Hani bir şeyin karesi yazmıyor. 4 kimin karesi? Bakın böyle yapabilirsiniz. Düzenleyebilirsiniz. Birinci ifadem burada A. İkinci ifadem 2 unutmayın. Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci. Tamam. Bu kadar kolay açılımı. Devam edelim. Yine bakıyorum. 25 a kare yazmış ya. Ben onun yerine 5 a'nın karesi diyebilir miyim? 25 a kareye. 16 b kareye de 4 b'nin karesi diyebiliriz. Şimdi açılımını yapabiliriz. Birinci ifade burada 5 a, ikinci ifade 4 b. Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci. Açılımını istemişti bizden. Bu kadar gençler. Devam edelim. Şimdi diyeceksiniz yine kare yok hocam. Var aslında. Bir demek birin karesi demek değil mi? Çünkü birin karesi de bir yapar gençler. Yani bir yerine ben birin karesi yazabilirim. 4x kare diyorum. 2x'in karesi 4x kare değil mi? Bu şekilde düzenledikten sonra iki kare farkı açılımımızı yapabiliriz. Birinci ifade 1, ikinci ifade burada 2x unutmayın. Bu şekilde açılımımızı tamamlıyoruz. Devam edelim. Şimdi gençler bakın bu soru tipi de güzel ve önemli. Yine diyeceksiniz ki hocam burada a kare bile yazmıyor ki ipucu olarak vermişler. Gençler karekök a'nın karesi a'dır. Karekök a'nın karesi a'dır. Daha önce bazı videolarımda bahsetmiştim. Mesela köküçün karesi 3'tür. Kök 5'in karesi 5'tir. Yani neymiş? Kök a'nın karesi a demek. O zaman a yerine kök a'nın karesi yazabilirim. Bu da a demek zaten. 4 yerine de 2'nin karesi yazabilirim. O da 4 demek. Şimdi iki kare farkına dönüştürdük mü? Birinci ifade kök a burada. İkinci ifade 2. Bu kadar. Bir artılısı bir eksilisi. Devam edelim. Evet. Yine bakın aynı az önce dediğim şeyi vurgulamış. Şimdi biz 9x kareyi hepimiz tahmin edebiliriz. 3x'in karesi 9x kare. Ama 2'ye geldim. Düşünüyorum 2 neyin karesi? Tabii ki kök 2'nin karesi. Tamam mı gençler? Burada da zaten vermiş bize. Burada birinci ifade 3x, ikinci ifade kök 2 unutmayın.
3x bir artı bir eksilisi bir de artılısını yazacağız. Açılımını bu şekilde bırakacağız. Devam edelim. Evet, bakıyoruz yine. Gençler, x kare bölü 16 yazıyor. X kare, x'in karesi 16 da kimin karesi? 4'ün karesi. Y kare bölü 9 yazıyor. Y'nin karesi y kare, 3'ün karesi de 9. Bu şekilde düzenledim. Şimdi nasıl yapıyorduk iki kare farkı olarak? Birinci eksi, ikinci, birinci artı ikinci. Yani bir artılısı, bir eksilisi. Devam edelim. Şimdi ne yapacağız? İki kare farkı yapmak istiyoruz. Nasıl davranacağız o zaman? Şöyle gençler, ben şimdi buraya bir şeyin karesi olsun demek istiyorum ya. X küpün karesi. Neden? Üstün üstü ne yapılır? Çarpılır. Ya da pratik olarak aslında ikiye böldük. 6'yı ikiye böldük. Unutmayın, tamam mı? O zaman buraya da y karenin karesini yazacağız. Pratik olarak 4'ü ikiye böldüm. Yani içine ne yazacağımı o şekilde hesap edebilirsiniz. İki kare farkını nasıl yapıyoruz? Birinci ifade burada x küp. İkinci ifade y kare, unutmayın. Bir eksilisini yazıyorum. Bir de artılısını. Bu kadar kolay aslında. Devam edelim. Bakıyoruz şimdi. Güzel. Şimdi bizim iki kare farkı açılımımız ne? Şöyle yaptığımızda gençler. A eksi B çarpı A artı B. Şimdi şöyle düşünün. Buraya A dersem, buraya da B dersem. Birinci ifadeyi aynen yazıyorum. Bakın. Şuraya yapıyorum önce. Eksi. İkinci ifadenin önüne eksi koyacağım ya. Parantez içinde yazalım orayı. Tamam mı? Birazdan düzenleyeceğim. Artı da hiç sorun yok. Birinci ifadeyi aynen yazıyorum. 2x eksi y'yi. İkinci ifadeyi de bakın aynen yazıyorum. İkinci ifadem buradaki b. Düzenlemeye geçelim. 2x eksi y yazdım. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi x eksi y. Burayı bir toparlayalım. 3x yaptı. Artı y eksi y sıfırladı birbirine. Buraya düzenlersek 2x'ten x çıktı. X eksi y eksi y toplayınca eksi 2y. Burada artık parantez kullanmamıza gerek kalmadı gençler. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Devam edelim. Peki bu soruda ne yapacağız? Yine aynı şey. Yani çok stres olmamıza gerek yok. Ben bu sefer A, B olduğu için formülü x'li y'li ifade edeceğim. Formülümüz ne? X kare eksi y kare. Nasıl açılıyordu? Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci. Evet. Yani buraya x dedim, unutmayın. Buraya da y demiş oldum. Birinci ifadeyi aynen yazıyorum. Eksi koyduğum için ikinci ifadeyi yazarken parantez kullanmak zorundayım. Çarpı artı olduğu için burada sıkıntım yok. İkinci ifadeyi bakın aynen yazacağım. Düzenlemeleri geçtim. Birinci ifadeyi bakın şurayı yani aynen yazıyorum. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi a, eksi eksi b artı b. Burası da eksi c mi yaptı? Çarpı. Burayı toplayıp çıkaralım. İki tane a var. Artı b eksi b sıfır. Artı c eksi c sıfır yaptı. Burayı da düzenleyelim. Artı a eksi a sıfır. Burası ne yaptı gençler? Kaç tane b var? İki tane b var. Kaç tane c var? Eksi iki tane c var. Böyle de bırakabilirsiniz. Sorun yok yani. Şu parantezin içinde ikiler ortak mı? İkiyi dışarı atıyorum o yüzden. Bakın şurada ikiler ortak görüyorsunuz. Biraz daha düzenlerseniz şu 2 ile 2a'yı çarpalım. Bu şekilde bırakabilirsiniz. En düzenli hali. Devam edelim. Tabii ki başka soru tiplerimiz de bulunmakta. Şimdi gençler, hemen baktığımızda, bunlar da çok sık karşımıza çıkan soru tipleri bu arada. Evet, x eksi y 5'miş. Y eksi z de 5. Tamam, güzel. Bana ama şöyle bir ifadenin cevabını soruyor. Bakıyorum burada hani eksi 2y kare var ya, o zaman şöyle yapacağım. X kare var gençler. Burayı
eksi y kare, çünkü x eksi y var görüyorsunuz. Ve z kare eksi y kare diye düzenleyebilirim. Nasıl yani diyeceksiniz? Aslında bununla bu yazdığım şey aynı. Şurası. Nasıl yani? Bakın x kare var. Eksi 2 tane y kare var görüyorsunuz. Bir de z kare var. Şimdi gençler, çünkü bakın burada x eksi y var. Ben birazdan 2 kare farkı açacağım burada. Burada da y eksi z var. Değil mi? Bakın şurada 2 kare farkı formülünü uyguluyorum. Burada da aynı formülü uyguluyorum. Evet. X eksi y 5 değil mi? Buraya 5 yazıyorum o yüzden. Yerine aynen yazıyorum. Çünkü x eksi y var. Şu an x artı y ile ilgili bir bilgim yok şu an. Şimdi y eksi z 5. Dikkat edin. Ama ben burada z eksi y. Tam tersi değil mi? O zaman bunu eksi 1 ile çarparsanız. Bakın her tarafı eksi 1 ile çarpıyorum. Bu ifade ne demek olur? Z eksi y demek olur. Cevabı neymiş? Eksi 5'miş. Bakın burayı eksi 5 buldum. Düzenlemeye geçiyorum. Çarpıyorum 5x. Çarpıyorum artı 5y. Eksi 5 ile çarptığımızı unutmayın. Eksi 5 ise eksi 5 ile çarptığımızı unutmayalım. Eksi 5y. Artı 5y eksi 5y gitti. Şundan yukarı yazacağım. Burası 5x eksi 5z. 5'ler ortak mı? 5 parantezini alıyorum. Ortak parantez alıyorum. Bana x eksi z lazım. Ama burada x eksi y var. Y eksi z var. X eksi z yok ki. Nasıl yapacağız bakalım gençler. Şimdi bakın x eksi y burada kaç? 5. Y eksi z kaç? Bakın burada. O da 5. Taraf tarafa toplayayım. X eksi z eşittir kaç yaptı? 10 yaptı. Yani burası 5 çarpı 10'dan kaç olarak karşımıza çıkıyor? 50 olarak karşımıza çıkar. Aslında çok çok zor bir soru değil. Tamam? Devam edelim. Bu örnek sorumuzdu, çözümlü sorumuzdu. Bakın güzel bir soru. Ben tutup 2012'nin karesini mi alacağım? Hayır. Aklımıza hemen ne geliyor? 2 kare farkı. Buna A gibi, A var gerçi düşünmeyelim. Buna X gibi düşünelim. Buna Y gibi düşünelim. Formül şöyle değil miydi? Birinci eksi ikinci. Birinci artı ikinci. Aynı onu yapıyorum. Birinci dediğim ifade 2012. Eksi ikinci dediğim ifade 2008. Birinci 2012 artı ikinci 2008. 16 A'ya eşitmiş. Şimdi gençler 2012'den 2008'i çıkardık. Kaç kaldı? 4 kaldı. Bu ikisini toplarsak da 10, 20, 4020 mi yapıyor? Hemen sadeleştirmelerimizi yapacağım. 4 ile karşıdaki 16'yı sadeleştireceğim. Yine 4 ile, yani şöyle mi yaptım? 4020, 4A. Her iki tarafı 4'e bölersek burası 1005 mi yapar? Bize A'yı soruyordu. A'yı 1005 olarak bulduk. Devam edelim. Evet. Yine güzel. Bu örnek soruya benzeyen bir soru yine. Şimdi yapalım. Şimdi yine ne yapacağız gençler? Şu ifadeyi x kare eksi y kare artı z kare eksi y kare olarak düzenliyorum. Aslında aynı şey. X eksi y, pardon, x kare eksi y kareyi açıyorum. Bakın şurayı. Z eksi, z kare eksi y kareyi de açıyorum. Z eksi y şurayı z artı y diye. Şimdi x eksi y 1. Z eksi y, şimdi burada y eksi z var. Şuraya bakalım. Bana tam tersi lazım. Eksi 1 ile çarpıyorum. Bu ifadeyle gençler z eksi y aynı şey. Tamam mı? Bu ikisi aynı şey. Sadece yerlerini değiştirdim. Burası da eksi 1 demekmiş. Düzenleme yapmam lazım. 1 ile x artı y'yi çarpınca kendisi. Burayı eksi 1 ile çarpmak işaretlerinin değişmesi demek. Yani eksi z, eksi y olması demek. Y'ler gördüğünüz gibi gitti. Benden x eksi z'nin cevabını istiyor. Ama görüyorum ki yine x eksi z yok. Ne var? X eksi y eşittir 1 var.
Yukarıda bakın. Bir de y eksi z eşittir ne var? 1 var. Taraf tarafa topluyorum. X eksi z eşittir kaç çıkıyor? 2 çıkıyor. Zaten bana neyi soruyordu? X eksi z'yi soruyordu gençler. Devam edelim. Yine güzel bir soru. Bakalım hemen. Şimdi gençler, a eksi b 2, c eksi d 2. Güzel. Bize şöyle bir eşitlik sorulmuş. Burada eksi 2 b kare var ya, onu düzenleyeceğim. Ne yapacağım orayı? A kare eksi b kare, c kare eksi b kare yaptım. Bakın eksi 2 b kareyi dağıttım. Bir de eksi 8 b var. Burayı açarsak a eksi b yapar. Çarpı a artı b yapar. Değil mi? C kare eksi b kareyi açalım. C eksi b çarpı c artı b eksi 8 b. Şimdi a eksi b 2 mi? C eksi b'nin zaten kendisi burada. Bakın değiştirmeyin. Çünkü c eksi b'yi soruyor. Orası 2. Evet eksi 8 b. Düzenleyelim. 2'yi dağıtıyorum. 2 tane a, 2 tane b. Yine 2'yi dağıtıyorum. 2C, 2B, eksi 8B mi? Düzenleyelim. Burada 2A var gençler. 2C var. Tamam. Burası 4B yaptı ama bir de eksi 8B var. Toplayınca eksi 4B mi yaptı? Peki bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi eksi 4B'yi yine parçalayacağım. Dikkat edin. Şu an eksi 4B'yi eksi 2B, eksi 2B olacak şekilde parçalayacağım. Tamam mı? Eksi 4B'yi parçaladım. İki parantezin alırsanız burası A eksi B yapar. İki parantezin alırsanız C eksi B mi yapar? Gençler şuraya da yazalım. Mecbur. Yazmak zorundayız aynı şeyi. Yukarıda görelim. Şimdi A eksi B'nin 2 olduğunu biliyorum. Yani burası 2. C eksi B'nin de 2 olduğunu biliyorum. Burası 2 kere 2'den 4. Burası da 2 kere 2'den 4. Cevabımız ne olarak çıkar karşımıza? Cevabımız 8 olarak bulunur. Devam edelim. Evet. Güzel bir soru. Şimdi 4x kare var. Ama zaten burada 2x var. Yani karesini düşündüğünüzde 4x kareyi parçalamayacağım hiçbir şekilde. Gençler bakın burada y var. Burada 2y kare var. Demek ki yine 2y kareyi parçalayacağım. Nereden anladığımı buradan bilebilirsiniz. Bakın. Şimdi burada 4x kare eksi 2y kare ve aynı zamanda eksi pardon artı 4z kare var. Ama baktığımızda zaten bunun karesi 4x kare. Y'nin karesi y kare yapacak ama burada eksi 2 tane y kare var. Burada da 2z'nin karesi 4z kare yapacak. O da zaten burada mevcut. Bir de şöyle düşünebilir arkadaşlar. Zaten hocam önünde eksi olan sadece y var. Biz de 2 kare farkı konusundayız ama hani ilerleyen zamanlarda karışık denemelerde sorularda iki kare farkında iki kare farkı sorusu bir üstüne yazmayacak. O yüzden bu şekilde tayin edebilirsiniz. Şimdi başlayalım düzenlemeye. Şöyle yapıyoruz. 4x kare yine anlaşılacağı üzere eksi 2y kareyi açıyorum. 4z kare eksinde konuşamışsam bu şekilde düzenledik. Şimdi 2 kare farkı olarak bu aslında 2x'in karesi değil mi? Gençler şöyle düşünün. 2x eksi y, 2x artı y olarak düzenledim burayı. Sırada burası var. Burası da 2z'nin karesi. Yani 2z eksi y, 2z artı y olarak düzenledim. 2x eksi y kaç? 4. 2x artı y'yi aynen yazdım. Bakın. Y eksi 2z 4. Burada ise tam tersi var. Eksi 1 ile çarpıyorum. Pardon. Eksi 1 ile çarpıyorum. Yani burası 2z eksi y demek 4 oldu. 4 çarpı 2z artı y. Dağıtalım. Burası 8x artı 4y. Burası da ne yaptı gençler? 8z artı 4y mi yaptı?
Tamam. Aa, pardon, şurası eksi 4 yapacak. Ben orada hata yapmışım gençler. Kusura bakmayın, eksi 4 değil, artı 4 yazdığım için ben de diyorum ki gelmiyor. Neden gelmiyor? O bundan dolayı. Burası eksi 4. Ben şurası eksi 4 diye artı 4 yazmışım. Kusura bakmayın. Eksi 4'ü dağıtıyorum burada. Şöyle bir yazalım. Dağıtıyorum. Eksi 8 z eksi 4 y. Artı 4 y eksi 4 y birbirini ne yaptı? Sıfırladı. En sona kaldı 8 x eksi 8 z. 8 parantezini alalım. Yine bakıyorum ki, bakın şuralara bakıyorum. X eksi z var mı direkt? Yok. Demek ki benim x eksi z'yi bulmam lazım. Nasıl bulacağım? Şurada yapalım. 2x eksi y 4 demek. Y eksi 2z de ne demek? O da 4 demek. Taraf tarafı toplarsak 2x eksi 2z eşittir 8 demek. İki parantezin alalım sol tarafı. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz x eksi z 2 mi demek gençler? Gördüğünüz gibi. Yerde hata mı yaptık? Bakıyorum 2x. Ha pardon, ben direkt bölerek yazmışım yine. Kusura bakma, benim dikkatim dağılmış. Burada 8, tamam. Her iki tarafı 2'ye bölersek burası da 4 yapar. Evet. 8 kere 4'ten cevabımız ne olarak karşımıza çıkar? 32 olarak bulunur. Tamam. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Güzel sorularımız var yine gençler. Bakıyorum soruya. 4 a kare var. Eksi 9 b kare var. 24'müş. Ve 2 a artı 3 b de 6 olarak tanımlanmış. Bize tabii ki a'yı soruyor. Şimdi düşünüyorum. 4 a kare aslında 2 a'nın karesi mi? Evet. 9 b kare de 3 b'nin karesi mi? Evet. Eşittir neymiş? 24 mü bu açılım? E ben buraya diyorum ki bu iki kare farkı nasıl yapıyordum? Birinci eksi ikinci. Birinci artı ikinci. Çok güzel, 24 demek. Zaten 2a artı 3b'yi yani şurayı 6 olarak vermiş mi? Bize vermiş. O zaman şöyle yapıyorum. 2a eksi 3b ile 6'yı çarparsak 24 yapıyormuş. Her iki tarafı 6'ya bölerseniz gençler 2a eksi 3b 4 demek olur. Tamam. Onu bir yazalım şuraya. Aynı zamanda 2a artı 3b'yi bana bilgi olarak 6 vermemiş mi? Vermiş. Taraf tarafa topluyorum. 3b'ler birbirini sıfırladı. Burada 4 tane a var. 10 demek oldu. Her iki tarafı 4'e böldük. A buradan 10 bölü 4. Sadeleştirelim yani. 2'ye bölelim. 5. 2'ye bölelim. A buradan ne çıktı? 5 bölü 2 olarak karşımıza çıktı. Oldukça klasik ve güzel bir soru. Çözümlü sorumuz bu bizim. Evet, şimdi başka bir sorumuz var. Bakalım gençler nasıl yapacağız sorumuzu. Şimdi bakıyorum. A kare eksi B kare şeklinde değil mi? Farklı sayılar olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü gençler x artı 2'ye, x eksi 2'ye. Şimdi ben buraya A, buraya B dediğimi düşünün. Formülü tekrar yazayım sizin için. A eksi B, A artı B. Nasıl yapıyorduk? Birinci ifade eksi, parantez içinde yazıyorum eksi olduğu için, ikinci ifade çarpı birinci ifade artı ikinci ifade. Parantez kullanmadım. Eşittir 32 demek. Şurayı düzenleyelim. Eksi x eksi eksi 2'ye artı 2'ye yapar. Burayı da düzenlersek 2 y'ler birbirini sıfırladı. 2x mi kaldı? Parantez kullanmanıza gerek yok. Burayı düzenleyelim. X'ler gitti. Burası da 4 y yaptı. Gençler burayı düzenlerseniz 4 kere 2'den 8 x çarpı y 32 mi? Her iki tarafı 8'e bölelim. X çarpı y 4 demek oldu. Zaten bilgilerde y'yi 4 vermiş. Y yerine 4 yazıyorum. Her iki tarafı 4'e bölüyoruz. X'i soruyor. 4'e bölerseniz x ne çıkar? 1 olarak karşınıza çıkar. Devam edelim.
Şimdi diğer sorumda A ve B pozitif tam sayılar. A kare eksi B kareyi 17 diye vermiş bize. A çarpı B'yi soruyor. Hemen iki kare farkından açılım yapıyoruz. Tamam, çok güzel. E peki diyeceksiniz ki hocam hiç A artı B'yi vermemiş, A eksi B'yi vermemiş. Şimdi gençler 17 nasıl bir sayı? 17 asal bir sayı. Hangi iki sayının çarpımı 17 olur? Tabii ki 1 kere 17. Şimdi A ile B pozitif dediği için gençler ne olması lazım buranın? A eksi B kısmının 1, A artı B kısmının 17. Bakın bu sorunun güzelliği şurada. 17 asal bir sayı. 17'nin çarpanları sadece 1 ile 17. E mantıken de pozitif sayılar ya. Mantıken de ne olması lazım? A artı B'nin 17, A eksi B'nin 1 olması lazım. Tamam mı? O zaman denklem olarak yazıyorum. Evet, taraf tarafı topluyorum. 2A 18 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüm. A 9 çıktı. Birinci denklemde A yerine 9 yazayım. B buradan kaç çıktı? 8. A çarpı B 9 çarpı 8'den ne bulundu? 72 olarak bulundu. Gençler size bir şey daha söyleyeceğim. Belki şurayı tamamlamayan vardır. Neden böyle yaptım? Şimdi 17 kere 1 17. Bazılarınız diyecek ki hocam tamam da 1 kere 17 17 de 17 kere 1 de 17. Yani niye A eksi B 17 olmuyor da A artı B 1 olmuyor diyenler olabilir. Bakın göstereceğim şimdi. A eksi B 17 olsun. A artı B de 1 olsun. Tamam mı gençler? Buradan ne çıkar toplayınca? 2A 18 çıkar. A buradan ne çıkar gençler? 9 çıkar yine. Tamam, çok güzel. A 9 çıktı. Bir denklemde yerine koyun. 9 eksi D 17. Böyle şey yapalım. 9 burada kalsın. 17'yi sola atın. Bakın B buradan kaç çıktı? Eksi 8 mi çıktı? Ama A ve B pozitif diyor. A ve B pozitif olacak ama burada negatif çıkıyor. Yani o yüzden bunu deneyemezsiniz. Mantıken demek istediğim oydu. Toplamı 17 almamız ve farkı 1 almamız gerekiyor. Bakın tam tersini uyguladım. B pozitif çıkmadı. Tamam mı? Nedeni bu. Devam edelim. Yine güzel bir soru. Örnek sorumuza çok benziyor. Gençler düşünüyorum 9A kare 3A'nın karesi. Bakıyorum B kare de B'nin karesi. Eşittir 64. İki kare farkı formülünü uygularsam birinci eksi ikinci, birinci artı ikinci, 64 çarpınca. Zaten A 3A eksi B'yi 4 vermemiş mi burayı? Vermiş. Her iki tarafı 4'e biliyorum. 3A artı B eşittir ne yapıyor? 16 mı yapıyor? Şimdi bu bulduğum denklemi yukarı yazıyorum. 3A eksi B de zaten 4 demek. Taraf tarafa topluyorum. 6 tane A 20 demek oldu. Her iki tarafı 6'ya bölüyorum. A buradan 20 bölü 6. Sadeleştirmem lazım. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. A buradan 10 bölü 3 mü çıktı? Ama bize B'yi soruyormuş. A'yı sormuyormuş. Gençler. O zaman denklemin birini yerine yazalım. 3A 10 bölü 3 artı B eşittir 16. Birinci denklemde yerine yazdım. 3'ler gitti. 10 artı B eşittir 16. B buradan kaç olmak zorunda? 6 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Son sorumuzdayız. X eksi Y'yi 16 vermiş. Kök X eksi kök Y eşittir 2 demiş. Şimdi biz daha önce ilk konunun başında da böyle sorular görmüştük. X demek kök X'in karesi demek değil mi? Y demek de kök Y'nin karesi demek. Eşittir neymiş? 16. Bakın şurayı düzenledim. İki kare farkı olarak bunu nasıl yazabilirim? Bu şekilde düzenleyebiliriz.
kök x eksi kök y, yani burayı 2 vermiş bize. O zaman gençler, her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi kök x artı kök y de 8 demek oluyor. Yukarı yazıyorum. Kök x eksi kök y'nin 2 olduğunu biliyoruz. Taraf tarafa topluyorum. 2 tane kök x 10 demek. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Kök x 5 mi demek? Tamam. Kök x 5 demek. Bir tane denklemde yerine koyuyoruz. Birinci denklemi seçtim. Buradan da kök y 5'i karşıya atarsanız 3 demek. Bunu da bulduk. Güzel. Şimdi bakın ne yapacağız? Kök x'in karesi x demek değil mi? Evet. Yani kök 5'in karesi 5 çıkar. X kaç çıktı? 5 çıktı. Kök y'nin karesi y demek. Gördüğünüz gibi gençler. Burada. Pardon gençler. Kök x'in karesi x demek. Ben şurada kök 5 diye aldım. Hata yaptım şuradan. Dikkat edin. Zor bir soru değil. Kök 5, kök x'in karesi 5 ya. Yani kök x yerine 5 yazacaktık. Orada hata yaptım. 5'in karesinden gençler x ne yaptı? 25. O da hatalı yaptı. Kök y'nin karesi y demek, biliyorsunuz. Kök y yerine de 3 yazacağız. 3'ün karesi de buradan ne çıkar? 9. Bana x artı y'yi soruyor. Güzel bir soru bakın. Cevap olarak ne buluyoruz? 34 olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Instagram'da da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.